Levin kocaman çizmelerini ayaklarına geçirmiş, ilk kez kürkünü değil çuha kaftanını giymiş, güneşte parlayarak gözleri kamaştıran dereciklerin üstünden atlayarak, kah bir buza, kah yapışkan çamura basarak çiftlikte dolaşıyordu. İlkbahar planların ve niyetlerin zamanıdır. İlkbaharda tıpkı bir ağacın genç sürgünlerini ve kabarmış tomurcukların içinde hapsolmuş dallarını nereye ve nasıl uzatacağını bilmediği gibi, Levin de dışarı çıkarken göz bebeği çiftliğinde şimdi ne gibi girişimlerde bulunacağını iyi bilmiyordu. Ama kafasının çok güzel planlarla ve niyetlerle dolu olduğunu hissediyordu. Önce hayvanları görmeye gitti. Sığırlar ağıla çıkarılmıştı ve güneşte ısınırken yeni çıkan tüyleri pırıl pırıl parlayan hayvanlar çayıra çıkmak için yalvarır gibi böğürüyordu en küçük ayrıntılarına kadar bildiği sığırlarını hayran hayran seyreden Levin, hayvanları çayıra salmalarını ve ağıla buzağıları çıkartmalarını söyledi. Çoban, hayvanları çayıra çıkarma hazırlıklarını yapmak için neşeyle koştu. Sığır bakıcısı köylü kadınlar ev dokuması kumaştan eteklerini toplayarak güneşten yanmadığı için henüz beyaz olan çıplak ayaklarıyla çamurlara basa basa ilkbahar sevincinden şaşkına dönmüş, böğren buzağıları ellerindeki çalı çırpıyla ağıla sürmeye çalışarak koşuşuyorlardı. Levin bu yılın olağanüstü iyi olan buzağılarını hayranlıkla seyrettikten sonra erken doğan buzağılar bir köylü ineği kadar büyümüş, pavanın üç aylık dişi yavrusu bir yaşında buzağı kadar olmuştu. Hayvanların yem teknelerini dışarı çıkarıp parmaklıkların arkasından kuru ot vermelerini söyledi. Fakat sonbaharda yapılmış parmaklıkların kışın kullanılmayan bu ağılda kırıldığı ortaya çıktı. Verdiği emre göre harman makinesiyle ilgilenmesi gereken marangoza haber yolladı. Ama marangozun Mestenisa'dan önce onarılması gereken tırmıkları onardığı anlaşıldı. Bu durum Levin'in çok canını sıktı. Onca yıldır bütün gücüyle mücadele ettiği çiftliğine karşı bu ezeli özensizlik bir kez daha tekrarlandığı için canı sıkılmıştı. Öğrendiğine göre kışın gerekli olmayan bu parmaklıklar işçilere ait ahıra taşınmış ve buzağılar için hafif malzemeden yapıldığı için de kırılmıştı. Bu arada kışın gözden geçirilmesi ve onarılması söylendiği, bu iş için bilerek üç marangoz tutulduğu halde tırmıkların ve diğer tarım aletlerinin onarılmadığı, tırmıkların ancak tırmık yapmaya gidilirken onarıldığı da ortaya çıkmış oldu. Levin Kahya'ya adam gönderdi ama hemen arkasından Kahya'yı aramaya kendisi gitti. Kahya kenarları şeritli kuzu kürkünden gocuğunun içinde o gün her şey gibi pırıl pırıl elindeki saman çöpüyle oynayarak harman yerinden geliyordu. Marangoz neden harman makinesinin başında değil? Ha evet tırmıkları onarmak gerektiğini dün size söyleyecektim. Neredeyse toprağı sürmeye başlayacağız. Peki kışın ne yaptınız? Marangoz size niçin gerekiyordu? Buzağların avlusundaki parmaklıklar nerede? Yerine taşınmasını söyledim. Bu millete ne yapmasını emredersiniz? Dedi Kahya elini sallayarak. Bu millete değil, bu Kahya'ya ne yapmalı? Dedi Levin birden parlayarak. Sizi niye tutuyorum diye bağırıyordu ki bunun bir işe yaramayacağını anımsayıp lafının yarısında durdu ve sadece derin bir soluk aldı. Peki ekim yapılabilir mi? diye sordu kısa bir süre sustuktan sonra. Yarın ya da öbür gün Turkino'nun gerisinde yapılabilir. Peki ya yonca? Mişka ile Vasili'yi yolladım. Ekiyorlar. Yalnız bilemiyorum tarlaya girebildiler mi? Çok çamurlu olabilir. Kaç deste yine? Altı. Neden hepsi değil? diye bağırdı Levin. Yirmi değil de sadece altı desyatinalık olana yonca ekilmesi daha da çok canını sıkmıştı. Teoriye ve kendi deneyimine göre yonca ekimi ancak olabildiğince erken, neredeyse kar katmadan yapılırsa iyi olurdu. Levin bunu hiçbir zaman başaramıyordu. Millet ortada yok. Bunlara ne yapmamı emredersiniz? Üç kişi gelmedi. Semyon'da. Samanı bıraktırsaydınız. Bıraktırdım zaten. Peki nerede bu adamlar? Beşi kompot yapıyor. Dördü yulafı havalandırıyor, bozulmasa bari Konstantin Dimitriç. Levin, bozulmasa bari sözlerinin tohumluk İngiliz yulafının çoktan bozulduğu anlamına geldiğini çok iyi biliyordu. Yine dediğini yapmamışlardı. Daha büyük perhizde baca yapın demiştim, diye bağırdı. Merak etmeyin, her şeyi zamanında yapacağız. Levin öfkeyle elini salladı. Yulafa bakmak üzere ambara gitti ve at ağırına geri döndü yulaf daha bozulmamıştı. Fakat işçiler yulafı doğrudan alt ambara boşaltabilecekken küreklerle havalandırıyorlardı. Alt ambara boşaltmalarını emrettikten ve yonca ekimi için buradaki iki işçiyi ayırdıktan sonra kahyasına kızgınlığı geçti. Ayrıca hiçbir şeye kızılmayacak kadar güzel bir gündü. Kollarını sıvamış, kuyunun başında faytonu yıkayan arabacıya seslendi. ''İgnat, bana bir at eğerle.'' Hangisini emredersiniz? Kolpiko olsun. Baş üstüne efendim. Levin, at eğerlenirken ortalıkta dolanıp duran Kahyayı gönlünü almak için tekrar yanına çağırdı. Ona ilkbaharda yapılacak işlerden ve çiftlikle ilgili planlardan söz etmeye koyuldu. İlk biçimden önce her şeyin bitmiş olması için gübrenin taşınmasına erken başlamak gerekiyordu. Daha uzak tarlalar pullukla aralıksız sürülmeliydi. Böylece toprağın nadasa kalması sağlanabilirdi. Biçilen otlar hep ortakçı tarafından değil, işçiler tarafından toplanmalıydı. Kahya dikkatle dinliyor ve görünüşe bakılırsa patronunun önerilerini beğeniyormuş gibi yapmaya çalışıyordu. Fakat yine de Levin'in o kadar iyi bildiği ve her zaman sinirlendiği umutsuz ve bezgin bir görünüşü vardı. Bu görünüş bunların hepsi de iyi bakalım Tanrı ne gösterecek diyordu sanki bu tavır kadar Levin'i sinirlendiren başka bir şey yoktu. Ancak ne kadar kahyası olduysa hepsinin ortak özelliğiydi bu. Levin'in önerilerine karşı hepsinin tavrı aynıydı. Bu yüzden Levin artık sinirlenmiyordu. Ama üzülüyordu ve kendisini bakalım Tanrı ne gösterecekten başka ad veremediği sürekli olarak karşısına çıkan bu içgüdüsel güçle mücadele etmek için daha da coşkulu hissediyordu. Nasıl başaracağız Konstantin Dimitriç dedi Kahya. Neden başaramayacak mısınız? Ne yapıp edip 15 kadar adam tutmalıyız. Görüyorsunuz işte gelmiyorlar. Şimdi gelenler yazın çalışmak çalışmak için 70'er ruble para istiyor. Levin sustu. Yine o güç karşısına çıkmıştı. Bu gündelikle 37 38 taş çatlasa 40'tan fazla işçi tutamadıklarını biliyordu. 40 işçi tutmuşlardı daha fazla değil ama yine de mücadele etmeden bu işin peşini bırakamazdı. Gelmezlerse Suriye, Çefirovka'yı haber salın, adam bulmak gerekir. Göndermesine gönderirim dedi Vasili Fyodorovic bezgin bir şekilde ama atlar da zayıf düştü. Birkaç tane daha satın alırız dedi Levin ve gülerek ekledi. Yapılabilecek şeyin daha azını ve daha kötüsünü yaptığınızı biliyorum. Ama bu yıl artık kendi başınıza iş yapmanıza izin vermeyeceğim. Her şeyi kendim yapacağım. Galiba az uyuyorsunuz. Patronumuzun gözünün önünde olmak bizim hoşumuza gider. Demek Beryozi dolun ötesinde yonca ekiyorlar. Gidip bakacağım dedi Levin. Arabacının getirdiği küçük kula ata binerken. Arabacı... ''Dereden geçmeyin Konstantin Dimitriç'' diye bağırdı. ''Tamam ormandan giderim.'' Levin tavlada iyi dinlenmiş, su birikintilerinin üzerinden geçerken hızlı hızlı soluyan ve dizginlerin gevşek bırakılmasını isteyen çevik atıyla avlunun çamurundan geçerek kapıdan çıktı ve tarlaya doğru yola koyuldu. Sığır ahırında ve tahıl ambarında neşesi yerinde olan Levin, kırlara çıkınca daha da neşelenmişti. Rahvan atının üzerinde ölçülü bir şekilde iki yana sallanarak karın ve havanın ılık kokusunu bütün tazeliğiyle içine çekerek ormanın şurasında burasında kalmış toz halindeki karların arasından geçerken kabuğunun üzerinde yeni canlanmış yosunuyla ve kabarcık tomurcuklarıyla her bir ağaç onu sevindiriyordu. Ormandan çıktığında önünde açılan geniş alana dümdüz bir kadife halıyı andıran yeşillikler bir tek boş ve sulu yer bırakmamacasına serilmişti. Sadece dar hendeklerin içindeki eriyen karın Artıkları leke leke görünüyordu. Onu ne otlarını çiğneyen bir köylü atıyla tayının görünüşü ne de karşısına çıkan ve İpat yakında ekinleri eker miyiz sorusuna önce tarlayı sürmek gerek Konstantin Dimitriç diyen köylü İpat'ın alaycı ve budalaca yanıtı sinirlendirmedi. İlerledikçe neşesi artıyordu ve çiftlikle ilgili planlarının her biri diğerinden daha iyi gözünde canlanıyordu. Bütün tarlaların kenarlarına altlarında kar kalmaması için güneşin dik düşeceği çizgiler üzerinde söğüt fidanları dikecekti. Gübreli tarlaları altıya ve yemlik ot ekmek için ayırdığı tarlaları üçe bölecek, tarlanın bir ucuna ahır yapacak, bir havuz kazdıracak, gübrelerinden yararlanmak amacıyla sığırlar için taşınabilir çitler yaptıracaktı. Bu, bu takdirde 300 desyatina toprağa buğday, 100 desyatinaya patates, ve 150 desteği tena, yonca ekmiş ve bir desyatinalık toprağı bile zayıf düşmemiş olacaktı. Kafasında bu hayallerle otlarını ezmemek için atını tarla sınırlarından dikkatle döndürerek yonca eken işçilerin yanına vardı. Tohumların olduğu araba kenarda değil sürülmüş tarlada duruyordu. Arabanın tekerlekleri güzün ekilmiş buğdayı delik deşik etmiş, at ayaklarıyla toprağa eşmişti. İşçilerin ikisi de tarlanın kenarında oturmuş tek bir pipoyu tüttürüyordu. Arabadaki tohumla karışık toprak ufalanmamıştı. Uzun süre durduğu ya da donduğu için toprak topak olmuştu. İşçi Vasili patronu görünce arabaya doğru gitti. Mişka ise ekim işine koyuldu. Bu hoş bir şey değildi. Fakat Levin işçileri ender olarak kızardı. Vasili yanına geldiğinde Levin ona atı tarlanın kenarına götürmesini söyledi. ''İşe yaramaz beyim yine girer'' dedi Vasili. ''Lütfen itiraz etme'' dedi Levin. ''Denileni yap.'' ''Baş üstüne efendim'' dedi Vasili ve atı başından tuttu. Patronuna yaranmaya çalışarak ekinde birinci sınıf Konstantin Dimitriç dedi. Yalnız yürümek çok zor. İnsanın ayağına bir put çamur yapışıyor. ''Toprağı neden elemediniz?'' dedi Levin. Vasili tohumla karışık toprağı alıp avucun içinde ufalayarak ''Böyle ufalıyoruz'' dedi elenmemiş toprak verdikleri için Vasili suçlu değildi. Ama yine de can sıkıcı bir şeydi bu. Levin şimdi sıkıntısını gidermek ve kendisine kötü gelen bir şeyi yeniden güzel bir hale getirmek için bildiği ve pek çok kez yararını gördüğü yöntemi kullandı. Mişkanın her adım atışında ayaklarına yapışan kocaman toprakları yerinden kımıldatmaya çalışarak nasıl yürüdüğüne baktı attan indi. Vasili'nin elinden tohumları aldı ve ekmeye başladı. Nerede kalmıştın? Vasili ayağıyla kaldığı yeri gösterdi ve Levin becerebildiği kadar tohumları toprağa ekmeye koyuldu. Yürümek bataklıktaki kadar zordu ve Levin bir sıra geçtikten sonra terledi. Durup tohumları verdi. Beyim, yaz gelince bu sıra için sakın beni azarlamayın dedi Vasili. Levin kullandığı yöntemin etkisini hissederek neşeyle ne olmuş dedi. Yazın görürsünüz anında fark edilecektir. Geçen ilkbahar benim ektiğim yerlere bir baksanıza nasıl güzel yerleştirmişim. Zaten öz babama çalışır gibi gayret ediyorum Konstantin Dimitriç. Kendim işi kötü yapmayı sevmem. Başkalarına da yaptırma. Efendimiz için iyi olursa bizim için de iyi olur. Şuna baksana dedi Vasili tarlayı göstererek. İnsanın kalbi sevinç doluyor. Hani bahar da esaslı Vasili İhtiyarlar böyle bir bahar hatırlamıyor. Geçenlerde eve gitmiştim. Bizim ihtiyar da üç ölçek buğday ekmiş. Çavdardan ayıramazsın diyor. Buğday ekmeye başlayalı çok oldu mu? Evvelki yıl siz öğretmiştiniz. Hem de bana iki ölçü buğday vermiştiniz. Dörtte birini sattık, üçünü de ektik. Bana bak, topakları iyice ufalayın, dedi Levin. Atına doğru giderken. Mişkaya da göz kulak ol. Filizler iyi olursa sana desetine başına 50 kapik vereceğim. Çok müteşekkiriz efendim. Biz sizden böyle çok memnunuz. Levin atına bindi ve geçen yılın yonca tarlasıyla yazlık buğday ekilmek üzere pullukla sürülen tarlayı görmeye gitti. Anızlı tarladaki yonca filizleri harikaydı. Artık iyice boy atmıştı bu filizler ve geçen yıldan kalan kırık buğday saplarının arasından sert sert yeşermişti. At bileklerine kadar çamura batıyor, her bir ayağı buzları yarı çözülmüş topraktan çıkarken şapır şupur sesler çıkarıyordu. Pullukla sürülmüş yerlerden geçmek tümden olanaksızdı. Sadece buz parçalarının olduğu yerlerde tutunabiliyor, buzların erimiş olduğu pulluk izlerinde atın ayağı bileklerinde geçecek şekilde çamura batıyordu. Toprak mükemmel sürülmüştü, İki gün sonra tırmıklanabilir ve ekilebilirdi. Her şey çok güzel, her şey neşeliydi. Levin geriye dönerken suyun alçaldığını umut ederek dereden geçti. Gerçekten de dereden geçebildi. Bu arada iki tane ördek ürküttü. Çulluk da olmalı diye düşündü ve tam evine dönemeşte çulluklarla ilgili varsayımını doğrulayan orman bekçisiyle karşılaştı. Levin öğle yemeğine yetişmek ve tüfeğini akşama hazırlamak için atını eve doğru tırısa kaldırdı. Levin çok neşeli bir ruh hali içinde eve yaklaşırken evin ana giriş kapısından gelen bir araba çanının sesini duydu. Evet, trenle gelen biri olmalı diye düşündü. Tam da Moskova treninin geliş saati. Kim acaba? Nikolay ağabeyim olabilir mi? Belki şifalı sulara giderim, belki de sana gelirim demişti. Nikolay ağabeyinin varlığıyla bu ilkbahar neşesinin bozulacağını düşünerek ilk anda korkuya kapıldı ve keyfi kaçtı. Fakat bu duygusu yüzünden utanarak hemen o anda adeta manevi kucağını açtı. Gelen kişinin ağabeyi olmasını şimdi sevinçle bekliyor, bütün kalbiyle istiyordu. Atına ayağıyla dokunup akasya ağacının arkasından çıkınca tren istasyonundan gelen ve yaklaşmakta olan kiralık Troika'yı ve kürklü beyefendiyi gördü. Abi değildi. Ah keşke bir iki laf edebilecek hoş biri olsa diye düşündü. Stepan Arkadyeci tanıyınca iki elini birden havaya kaldırıp ''Aa işte neşeli bir konuk. Seni gördüğüme nasıl sevindim.'' diye bağırdı Levin. Kiti evlendi mi ya da ne zaman evlenecek sorar öğrenirim diye geçirdi içinden. Ve bu güzel ilkbahar gününde Kiti ile ilgili anıların hiç canını acıtmadığını hissetti. Burnunun kökünde, yanağında ve kaşlarında çomur topaklarıyla kızaktan inen ama sağlıktan ve neşeden pırıl pırıl parlayan Stepan Arkadyeci ne var beklemiyor muydun? dedi. Seni görmeye geldim bir. Avlanmaya geldim iki. Yergişova'daki ormanı satmaya geldim üç. Harika. Bahar nasıl ama? Kızakla nasıl geldin? Faytonla gelmek daha kötü olurdu Konstantin Dimitriç dedi tanıdık arabacı. Levin dudaklarında sevinçli içten çocukça bir gülümsemeyle seni gördüğüme çok ama pek çok sevindim dedi. Levin konuğunu konuklar için ayrılmış odaya götürdü. Stefan Arkady için bir torbadan, kılıfının içinde bir tüfekten ve bir pro kutusundan ibaret eşyaları da bu odaya taşınmıştı. Levin onu yıkanıp temizlemek ve üstünü değiştirmek için yalnız bıraktıktan sonra tarlaların sürülmesi ve yonca ile ilgili bir şey söylemek üzere yazıhaneye geçti. Her zaman evin onuruna çok özen gösteren Agafya Mihailovna onu antrede öğle yemeği ile ilgili sorularla karşıladı. Ne isterseniz onu yapın ama çabuk olun dedi ve kahyanın yanına gitti. Geri döndüğünde Stepan Arkadyevich yıkanmış, taranmış, yüzünde bir gülümsemeyle odasından çıktı ve birlikte üst kata gittiler. Stepan Arkadyevich burada ilkbaharın ve şimdiki gibi pırıl pırıl günlerin her zaman olmadığını unutarak yanına geldiğime ne kadar çok sevindim dedi. Burada gizli gizli neler yaptığını artık anlayabileceğim. Ama hayır doğrusu sana imreniyorum. Ne hoş bir ev. Her şey ne kadar güzel, aydınlık, neşeli. Dadın da çok hoş. Bir de beyaz önlüklü güzel bir hizmetçi isterdi. Ama senin keşişliğini ve sert tarzını düşünürsek bu çok daha iyi. Stepan Arkadyevich pek çok ilginç haberin yanı sıra Levin için özellikle ilginç olan abiyi Sergey Ivanovich'in bu yaz köye Levin'in yanına geleceği haberini de verdi. Stepan Arkadyevich Kitty ile ve genel olarak Sicherbaskilerle ilgili tek söz etmedi sadece karısının selamını iletti. Levin, Stepan Arkadich'in nezaketinden dolayı müteşekkirdi ve gelişine çok sevinmişti. Her zaman olduğu gibi yalnız yaşadığı dönemde çevresine aktaramadığı yığınla düşünce ve duygu birikmişti. Şimdi Stefan Arkadyevich'e bunları Bahar'ın yarattığı şairane sevinci, çiftlikteki başarısızlıklarını ve planlarını, okuduğu kitaplarla ilgili düşüncelerini, özellikle de kendisi farkında olmasa da temelini çiftçilikle ilgili bütün eski kitapların eleştirisinin oluşturduğu kitap yazma düşüncesini anlatıyordu. Her zaman sevimli, leb demeden leblebiyi anlayan Stefan Arkadiç bu gelişinde çok daha sevimliydi ve Levin onda kendisini pohpohlayan, saygı ve kendisine karşı adeta sevecenlikle dolu yeni bir özellik olduğunu fark etti. Yemeğin çok güzel olması için Agafya Miholovna'nın ve aşçının harcadıkları çabalar, sadece karnı acıkan iki arkadaşın mezelerin başına oturup tıka basa yağlı ekmek, tütsülenmiş et ve mantar tuzlaması yemeleri sonucunu verdi. Ve Levin, aşçının konuğu hayran bırakmak istediği börekleri beklemeden çorbayı getirmelerini emretti. Ancak Stepan Arkadijç başka tür yemeklere alışkın olmasına karşın likörü, ekmeği, yağı, özellikle tütsülenmiş eti, mantarı, ızırgan otu çorbasını, beyaz soslu tavuğu ve beyaz kırım şarabını yani önüne konan bütün yemekleri mükemmel buldu. Her şey çok güzeldi, harikaydı. Sıcak yemekten sonra kalın bir pro yakarak mükemmel dedi. Senin yanına gelince sanki gürültülü ve sarsıntılı bir gemiden sakin bir kıyıya çıkmış gibi oldum. Demek sen işçi unsurunun incelenmesi ve tarım yöntemlerinin seçiminde yol göstermesi gerektiğini söylüyorsun. Ben bu konunun yabancısıyım. Ama bana öyle geliyor ki teori ve bu teorinin uygulanması işçi üzerinde de etkili olacaktır. Evet ama dur bakalım ben ekonomi politikten değil tarım biliminden söz ediyorum. Tarım biliminin doğa bilimleri gibi olması olaylarla ilgili verileri ekonomik ve etnografik yönleriyle işçiyi gözlemlemesi gerekir. Bu sırada elinde reçel tabağıyla Agafya içeri girdi. Stefan Arkadyevich tormup tombul parmaklarının uçlarını birleştirip öpek öperek Agafya Mihailovna tütsülenmiş etiniz de likörünüz de müthiş dedi. Ey ee, vakit gelmedi mi Kotsya diye ekledi. Levin pencereden ormanın çıplak tepelerinin ardına inen güneşe baktı. Gelmiş gelmiş Kuzma arabayı hazırlasınlar dedi. Levin ve koşarak aşağı indi. Stephen Arkadich aşağı inerek cilalı kutunun kaba keten bezinden kılıfını özenle çıkarttı, kutuyu açıp yeni model pahalı tüveğini hazırlamaya koyuldu. Esaslı bir bahşiş alacağını hisseden Kuzma, Stephen Arkadiç’in yanından ayrılmıyor, çoraplarını ve çizmelerini giydiriyordu. Stephen bunu yapmasını seve seve izin veriyordu. Kostya, tüccar gelecek olursa, ki bugün gelmesini söylemiştim ona, buyur etmelerini ve bekletmelerini söyle. Yoksa ormanı Riyabine mi satıyorsunuz? Evet, onu tanır mısın? Nasıl tanımam? Onunla olumlu ve kesin işlerim oldu. Stefan Arkadievich gülmeye başladı. Kesin ve olumlu sözleri, tüccarın sevdiği sözlerdi. Evet, şaşırtıcı derecede komik konuşuyor, dedi ve ince sesle çitesler çıkararak Levin'in etrafında dönüp duran kah elini, kah çizmelerini ve tüfeğini yalayan laskayı okşayıp Bak sahibinin nereye gittiğini anladı diye ekledi. Dışarı çıktıklarında araba kapıda hazır bekliyordu. Gideceğimiz yer uzak olmasa da arabayı hazırlamalarını söylemiştim. Yürüsek mi yoksa? Stefan Arkadyic arabaya yaklaşarak hayır arabayla gidelim daha iyi dedi. Oturdu. Bacaklarını kaplan bostu battaniyeyle sarıp sarmaladı ve bir pro yaktı. Sen nasıl oluyor da sigara içmiyorsun? Pro zevk değil zevkin doğru ve belirtisidir. İşte hayat bu. Ne kadar güzel. Tam da yaşamak istediğim hayat. E kim sana engel oluyor? dedi Levin gülümseyerek. Hayır sen şanslı bir adamsın. Sevdiğin her şeye sahipsin. Atları seviyorsun var. Köpekleri seviyorsun var. Avcılığı seviyorsun var. Çiftçiliği seviyorsun var. Belki de elimde olanlara sevinmem ve olmayanların hasretini çekmemem yüzündendir dedi Levin. Kitiyi anımsayıp. Stefan Arkadyic anlamıştı. Levin'e baktı ama bir şey demedi. Levin, Oblonski'nin onun Sicherbaskiler konusunda konuşmaktan korktuğunu fark edip, her zamanki nezaketiyle onlarla ilgili hiçbir şey söylememesine minnettardı. Levin, kendisini bu kadar çok üzen bir şeyi artık öğrenmek istiyordu ama konuyu açmaya cesaret edemiyordu. Levin sadece kendini düşünmenin hoş bir şey olmadığını akıl edip, ''Ee sen işlerin nasıl?'' dedi. Stefan Arkadiç'in gözleri neşeyle parladı. Sen insanın kendi tayını varken Francola sevebileceğini kabul etmiyorsun zaten. Sana göre bu bir suç oluyor. Oysa ben aşksız bir hayatı kabul etmem. dedi Levin'in sorusunu kendine göre anlayıp. Ne yapayım ben böyle yaratılmışım. Doğrusu bununla başkasına yaptığın kötülük pek az ama kendine sağladığın zevk ne kadar çok. Ne o? Yeni bir şey mi var yoksa? diye sordu Levin. Var birader. O siyan tipi kadınları bilirsin. Hani şu rüyada görülen kadınlar. Bu kadınlar gerçekte de var ve müthişler. Kadın öyle bir şeydir ki sen onu ne kadar incelersen incele hep yepyenidir. O zaman en iyisi incelememek. Hayır bir matematikçi zevk gerçeği ortaya çıkarmakta değil onu aramaktadır demiş. Levin bir şey söylenmeden dinliyordu. Ancak bütün çabalarına karşın arkadaşının rüh dünyasına bir türlü giremiyor, onun duygularını, böylesi kadınları incelemenin güzelliğini anlayamıyordu. Avlanma yeri yakındaki bir derenin üstünde küçük kavak ormanının içindeydi. Ormana varınca Levin arabadan indi ve Obronski'yi artık kardan temizlenmiş olan yosunlu ve çomurlu açıklığın köşesine götürdü. Kendisi diğer kenara, çifte ak ağaçların yanına döndü ve tüfeğini kurumuş alt dalın çatalına dayayıp kaftanını çıkarttı. Kemerini tekrar bağladı ve kollarının rahat hareket edip etmediğini kontrol etti. Peşinden gelen yaşlı, tüyleri ağarmış Laska dikkatlice karşısında oturup kulaklarını dikti. Güneş büyük ormanın arkasında batıyordu. Kavaklıkta orada burada yetişmiş ağaç kakanlar sarkık dallarında kabarmış, Patlamaya hazır tomurcuklarıyla batan güneşin ışıkları içinde açık seçik görünüyordu. Karın henüz kalkmadığı sık ormandan duyulur duyulmaz bir sesle kıvrım kıvrım dar derecikler halinde su akıyordu. Küçük kuşlar cıvıldıyor, arada sırada bir ağaçtan diğerine uçuyordu. Derin sessizliğin bozulduğu anlarda eriyen toprağın ve büyüyen otların etkisiyle yerinden oynayan geçen yılki yaprakların hışırtısı duyuluyordu iğne gibi çıkmış taze bir otun yanı başında hareket eden ardavuz renkli ıslak bir kavak yaprağını fark eden Levin, vay canına otun büyüdüğünü kulaklarınla duyuyor, gözlerinle görüyorsun dedi kendi kendine. Ayakta duruyor, çevreyi dinliyor, aşağıya bir yosunlu ıslak toprağa, bir kulaklarını dikmiş olan laskaya, bir önünde tepenin eteklerine serilmiş, tepeleri çıplak ağaç denizine, bir beyaz bulut şeritleriyle örtülmüş, donuk gökyüzüne bakıyordu. Bir atmaca kanatlarını ağır ağır çırparak uzaktaki ormanın üstünde uçtu. Bir başka atmaca da aynı şekilde aynı yöne doğru uçup gözden kayboldu. Kuşlar ormanın sıklaştığı yerde daha yüksek sesle daha telaşlı cıvıldıyordu. Yakınlarda bir yerde bir puhu kuşu ötmeye başladı. Laska irkilerek dikkatlice birkaç adım attı ve başını yana eğip kulak kabartmaya devam etti. Derenin ötesinden bir guguk kuşunun sesi geliyordu. Kuş iki kere alışılmış çığlığını attı. Sonra hırıltı gibi kesik kesik bir ses çıkarttı. Acele edince şaşırdı. Çalının arkasından çıkan Stefan Arkadiç ''Vay canına, guguk kuşu şimdiden çıkmış ortaya.'' dedi. Levin kendisine bile hoş gelmeyen bir sesle ve gönülsüzce sessizliği bozarak ''Evet, duyuyorum.'' diye yanıtladı. ''Artık erken çıkıyorlar ortaya.'' Stepan Arkadiyic tekrar çalıların arkasına girdi ve Levin sadece kibritinin parlak alevini ardından da onun yerini alan Puro'nun kırmızı koruyla mavi dumanını gördü. Çıt çıt diye Stepan Arkadiyic'in tüfeğinin tetiğini kurduğu duyuldu. Oblonski ince sesiyle yaramaz bir tayın kişnemesini andıran tek düze sese Levin'in dikkatini çekerek ''Ne bağırıyor böyle?'' diye sordu. ''Bilmiyor musun? Bir erkek tavşan bu.'' hadi artık konuşmayalım dinle bak bir kuş uçuyor diye neredeyse bir çığlık attı Levin tüfeğini kırarak. Uzaktan ince bir ıslık sesi ve tam avcıların çok iyi bildikleri bir aradan sonra yani iki saniye sonra ikinci, üçüncü ıslıklar ve üçüncü ıslıktan sonra artık boğuk bir hırıltı duyuldu. Levin sağa sola göz attı. İşte önünde, donuk mavi gökyüzünde, kavakların çıplak tepelerindeki taze sürgünlerin üzerinde bir kuş uçuyordu kuş tam levine doğru geliyordu. Gergin bir kumaşın düzgün yırtılma sesini andıran hırıltı sesleri yaklaşmış, tam kulağının dibine gelmişti. Kuşun uzun gagasıyla boynu görünüyordu artık. Tam Levin'in nişan alacağı anda Oblonski'nin durduğu çalının ardından kırmızı bir şimşek çaktı. Kuş ok gibi aşağı doğru inip sonra tekrar yukarı yükseldi. Yine bir kızıl şimşek çaktı. Bir silah sesi duyuldu. Kanatları titreyen kuş havada durmaya çalışır gibi öylece kaldı. Bir an durdu ve ağır ağır çamurlu toprağa düştü. Dumanların ardından bir şey göremeyen Stefan Arkadiç, "Iskaladın mı yoksa?" diye bağırdı. Levin bir kulağını dikmiş, kuyruğunun tüylü ucunu yukarı kaldırıp sallayarak ve zevk anlarını uzatmak istercesine ağır adımlarla gülümser gibi yürüyerek ölü kuşu sahibine getiren Laska'yı göstererek işte geldi dedi. Senin vurmana sevindim diye ekledi. Bununla birlikte çulluğu kendisi vuramadığı için kıskançlık duygusuna kapılmaktan da kendini alamamıştı. Sağ namludan atış karavanaydı'' diye yanıtladı Stefan Arkadiç tüfeğini doldururken. Sus bir tane daha uçuyor. Gerçekten de hızla birbirini izleyen keskin ıslık sesleri duyuluyordu. İki tane çulluk oynaşarak, birbirini kovalayarak ve hırıldamadan sadece ıslık çalarak avcıların tam kafalarının üstünden uçtu. Dört atış sesi duyuldu ve çulluklar kırlangıç gibi hızlı bir dönüş yapıp gözden kayboldu. Av güzeldi. Stefan Arkadyic iki kuş daha vurdu. Levin de iki tane vurdu. Ama bunlardan birini bulamadı.'' Hava kararmaya başlamıştı. Batıda alçaklarda gümüş renkli Çoban Yıldızı ak ağaçların arkasından tatlı tatlı ışıldıyor, doğuda yükseklerde karanlık Arcturus yıldızı kızıl ışıklarını döküyordu. Levin başının üstünde Büyük Ayı yıldızlarını görüp kaybetti. Çulluklar artık uçmuyordu. Ama Levin, ak ağacın çatal dalının altında gördüğü çoban yıldızı dalın üstüne yükselinceye ve büyük ayı yıldızları her taraftan parlak bir şekilde görülünceye dek beklemeye karar verdi. Çoban yıldızı artık dalın üstüne gelmişti. Büyük ayının arabası okuyla birlikte koyu mavi gökyüzünde tümüyle görünür olmuştu. Ama o hala bekliyordu. Gitme zamanı gelmedi mi?" dedi Stefan Arkadiyç. Orman artık sessizleşmişti ve tek bir kuş bile yerinden kıpırdamıyordu. Biraz daha duralım diye yanıtladı Levin. Nasıl istersen. Şimdi birbirlerinden 15 adım kadar uzakta duruyorlardı. Levin birden, Sitiva dedi. Baldızının evlendiğini ya da ne zaman evleneceğini bana niye söylemiyorsun? Levin kendisini o kadar sağlam ve o kadar sakin hissediyordu ki hiçbir yanıtın onu heyecanlandırmayacağını düşünüyordu. Ancak Stephen için verdiği yanıtı da hiç beklemiyordu. Evlenmeyi düşünmedi ve düşünmüyor. Ayrıca çok hasta. Doktorlar onu yurt dışına gönderdi. Hatta hayatından endişe ediyorlar. ''Ne diyorsun?'' diye haykırdı Levin. ''Çok mu hasta? Nesi var? Nasıl?'' Onlar bunu konuşurken Laska kulaklarını dikmiş yukarıya gökyüzüne ve sitemli sitemli onlara bakıyordu. Tam konuşacak zamanı buldular diye düşünüyordu Laska. İşte bir tane geliyor, işte o, ta kendisi. Kaçıracaklar. Fakat tam o anda ikisi birden sanki kulaklarını delen tiz bir ıslık duyup tüfeklerine sarıldı. İki şimşek çaktı. Aynı anda iki silah sesi duyuldu. Yüksekten uçan bir çulluk o anda kanatlarını topladı ve ince filizleri eğerek ağaçların sık olduğu bir yere düştü. Levin, Mükemmel ikimiz birden vurduk diye bağırdı ve Laska ile birlikte çulluğu aramaya ormanın sık yerine koştu. Ah evet canımı sıkan neydi diye aklından geçiriyordu. Evet kiti hasta. Ne yapılabilir çok yazık diye düşündü. Laska'nın ağzından henüz sıcak olan kuşu alıp neredeyse ağzına kadar dolu av çantasına koyarken buldu akıllı köpek dedi Levin buldum Sitiva diye bağırdı.